Şimdi biz de bazen bazı insanlara bazı şeyler söylerken örnek vereyim. Bugün toplumun içine düştüğü sıkıntılardan bir tanesi. Toplum başlarındaki yöneticilere bile bile itaat ediyorlar. Bile bile. Şimdi biz diyoruz ki bu toplum müşrik bir toplum, başındakilerine bile bile itaat ediyor. Yani mesela içkiye helal diyen de var, demeyen de var. Ama içkiye helal demenin dışında kumara da helal demiyor ama hayatına helal gibi girmiş. İçki de adamın hayatına helal gibi girmiş. Yani burası çok önemli. Adamlar hayatlarına öyle bir yoğurmuşlar ki helalle haramı başındaki adamlara körü körüne tabi olmuşlar. Mesela bir kanun çıkarıyorlar. Bakıyorsun ki kanun kesinlikle yapılması gereken bir şeymiş gibi itaat ediyorlar. Kesinlikle. Allah'ın kitabı var, kanun var. Biz diyoruz ki bu konuda itaat edin, şöyle yapın, böyle yapın diyoruz. Adam diyor ki yok diyor, ben diyor bunu tanımam diyor, bunu bilmem diyor. Yani ne de yapıyor? Anayasaya kesinlikle uyulması gerekiyor diyor. Ama Allah'ın kitabına uyulmaması gerekiyor diyor. Şimdi bu adam istediği kadar helal dese ne olur, demese ne olur. Haram dese ne olur, demese ne olur. Bu adam hayatında bu var. Bir de Türkiye toplumunun hadi %10'u içkinin helalliğini, haramlığını bilsin. Faizin helalliğini, haramlığını bilsin. Sadece içki, kumar, zina mı bu toplumun içine düştüğü şirk? Hayır. Örnek vereyim. Süt kardeşle evlenmek. İslam'a göre haram mı? Haram. Sor. Ne haram mı ya diyecek. Bu zamanda böyle şey mi olur diyecek sen. Ha bununla da kafir oldu. Bununla da kafir oldu yani. İlla içki mi? Şimdi bunlara mikrofon uzattığın zaman diyorlar ki sanki ya diyor adam içkiyi helal görmüyor. Ya sadece içki mi kardeşim? Sadece içki değil kardeşler. Bu mesele de nedir? Bu mesele de tevhidi bozuyor. Şu anda bizim hayatımızda olmayan, bakın leş yeme konusunda bile sahabe müşriklerle konuşurken Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer sizler onlara itaat ederseniz İnnekum le müşrikun. Kafirlerden, müşriklerden olursunuz. Hitap kime? Hitap sahabeye. Çünkü ne dedi? Müşrikler geldi dediler ki siz dediler ölmüş hayvan etini, yani Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz. Kendi elinizle kestiğiniz etleri yiyorsunuz. Bu dedi saçma değil mi dediler. Daha düşünmelerine bile fırsat vermeden Allah Azze ve Celle dedi ki sakın ha. Eğer sizler onlara itaat ederseniz muhakkak ki müşriklerden olursunuz dedi. Tek bir itaat. Dikkat edin ha. Tek bir itaat onları müşrik ediyorsa bugün hayatımızda helallerin haramların birbirine girdiği bir dönemde geri kalanını varın siz düşünün kardeşler. Allah bizi muhafaza etsin. Başka biz bazen diyoruz ya yani sadece helal ve haram koyma konusunda itaat değil ki. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ya اَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْسَنْ بِهِ اللّٰهِ Yoksa onların Allah Azze ve Celle'nin ortak kılmadığı helal ve haram koyan ortakları mı var? Bak Allah Azze ve Celle bu müşrikleri böyle yererken bu insanlar yeni yeni kanunlar çıkartmaya devam ediyor. Bakın mesela bir konu hakkında değil ha. Biz bir konu hakkında konuşmuyoruz. Sürekli yeni yeni icatlar yapıyorlar. Yeni yeni icat. Yeni yeni helaller. Yeni yeni haramlar. Halbuki siz de bilirsiniz. Fıtrat sahibi, Müslüman olan bir insan şunu bilecek. Helal neyle helaldir? Helal Allah'ın helal kıldığıdır. Haram neyle haramdır? Haram Allah'ın haram kıldığıdır. Şeriat nedir? Allah Azze ve Celle'nin biricik yaşam nizamıdır. Ama sen helali gidip ecnebilerden alıyorsun. Haramı gidip ecnebilerden alıyorsun. Yaşam şeklini gidip ecnebilerden alıyorsun. Böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle bunlara diyor. Yoksa Allah'ın kendilerine izin vermediği helal ve haram koyan ortakları mı var? Yani var da biz mi bilmiyoruz? Haşa ve kella. İnsanlar koyuyor da biz mi bilmiyoruz? Kardeşler böyle bir şey yok.